Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ayva reçeli yapacağız. Malzemelerim 3 kilo ayva, 9 su bardağı toz şeker, 5-6 adet ayva çekirdeği, 2-3 tane karanfil, 1 limon suyu ve 11 bardak su. Şimdi ilk başta ayvalarımızı ben yıkadım, tertemiz yaptım. Şimdi ayvaları kabuklarını soyup küp küp doğrayacağız. Kabukları soymak biraz zor, biraz vakit alabilir. Ayvaları doğradığınızda bir kaba su koyun. Ayvaları doğradığınızda hemen o suya atın. Kararmaması gerekiyor ayvaların. Evet, bir tane şimdi örnek olarak doğrayacağım. Şu içindeki sert kısmı alın. Evet, şimdi istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Şu şekilde ben doğruyorum. Evet arkadaşlar, şu şekilde hepsini 3 kilo ayvayı bu şekilde doğruyoruz. Söylemiştim, şimdi şöyle bir kabım var, içine su koydum. Doğradığım ayvaları kararmaması için bu suyun içine atıyorum. Evet arkadaşlar, ayvaları doğradım. Şimdi suyunu ekliyorum. Evet arkadaşlar, suyunu da ekledik. Şimdi altını açıyoruz. Adet karanfil ve ayvanın çekirdeğini ekliyorum. Şöyle bir kere karıştırıyorum. Ayvalar yumuşayana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, ayvalarımız pişti, yumuşadı. Şimdi şekerini atacağım. 9 su bardağı toz şeker ekliyorum. 3 kilo ayvamıza. Dokuz bardak toz şekeri ekledim. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Kıvamını alana kadar kaynatıyoruz. Şimdi karıştırdım. Evet, pişmeye bırakıyorum tekrardan. Evet arkadaşlar, reçelimizi şöyle bir karıştırıyorum. Bakın, biraz böyle reçel kıvamına geldi. Rengi döndü. Şimdi limon ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, bir limonumuz vardı. Limonun yarısını sıktım. Şimdi reçelimize döküyorum. Limon suyunu koyduk. Bir 5 dakika daha kaynatacağız. Kıvamına bakacağım. Siz de şu şekilde deneyebilirsiniz. Bir kaseye şöyle bir kaşık alın. Soğutun. Kıvamına bakın. Eğer olduysa altını kapatın. Şimdi bir 5 dakika daha kaynatacağım. Kıvamına bakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, reçelimiz oldu. Altını kapatıyorum. Soğuyunca size kıvamını göstereceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, reçelimizi yapmıştık, soğumaya bırakmıştım. Şimdi size kıvamını göstereceğim. Evet bakın, şu şekilde kıvamı. Eğer suyunu çok çektirirseniz jöle gibi olur. Şimdi şöyle bir kaseye alıyorum. Evet arkadaşlar, reçelimiz hazır. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.